Merhaba sevgili Devrim TV izleyicileri. Şimdi Türk Harp İş Sendikası Çorlu Şubesi'nin 9. olan genel kurulundayız. İki aday var kongrede yarışan. Adnan Yüksel ve Şerif Üçöz. Şimdi adaylarımızın görüş ve fikirlerini almak için kendilerinin yanına gideceğiz. Türk Harp İş Sendikası Çorlu Şubesi'nin 9. olan genel kurulunda başkanlık adaylarından Adnan Yüksel yanımızda. Evet Adnan Bey, kendinizi tanıtır mısınız bize? Ben 1973 Çorlu doğumluyum. İki erkek oğlan sahibiyim, evliyim. 1997 senesinden beri ağır bakım fabrikasında görev yapıyorum. Bugün de seçimimiz olacak. 8 yıldan beri iş yerinin baş temsilciliği görevini yürütüyorum. İnşallah bugün de hep birlikte arkadaşlarla seçimden hayırlısıyla el birliğiyle çıkacağız. Amaçlarımız var. Amaçlarımız bu milli seferberliğin içerisinde katkımız ne kadar çok olur? Neler yaratabiliriz? Ne kadar hizmet edebiliriz ordumuza? Onlarla mücadele edeceğiz inşallah. Desteğimizi vereceğiz. Güneydoğu ve Doğu'daki operasyonlarımız sürüyor. Oralara desteğimiz sürüyor. İnşallah hayırlısıyla bitireceğiz. Peki başkan seçildiğinde hedefleriniz nelerdir? İlk olarak yapacağınız görevler nelerdir, işler nelerdir? İlk önce bu milli istihdamdan seferberliği içerisinde biz bölge milletvekillerimizin bir kısmına ulaştık bunlarla ilgili. Ricalarda bulunduk. Kendilerine istişarelerimizi yaptık. Bir an önce işçi alımlarının açılmasını bekliyoruz. Çünkü sıkıntılarımız var. Yüksek bir sayıda emekli verdik. Yerlerini dolduramadığımız kişiler de, abilerimiz de. Bir an önce bu istihdamın yaratılmasını bekliyoruz. Ve ondan sonra da zaten kurulan bir asfalt şirketimiz var. Bu şirketin bünyesinin içerisinde, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı şirketimiz. Bu şirketin bünyesinin içerisinde de elimizden geldiğince piyasaya açılarak fabrikamızı ayağa kaldırmak ve karlı bir duruma geçirmek için mücadele edeceğiz. Peki çok teşekkür ederiz. Seçimde size başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Türk Harp İş Sendikası'nın 9. olan genel kurulunda Çorlu Şubesi'nin beraberiz yine. Şimdi adaylardan, başkan adaylarından Şerif Üçöz yanımızda. Evet Şerif Üçöz, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Şerif Üçöz. 1973 Kırklareli doğumluyum. Anadolu Lisesi Halkla İlişkiler mezunuyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Yaklaşık 3 yıl ANET'de çalıştım. 5 yıl oldu ağır bakımda çalışıyorum. Şube seçimlerinde delegeli aday oldum. En yüksek ikinci oyu alan delege oldum. Ve kendi aramızda yapılan ön seçimlerde de başkan adayı olarak çıktım. Amacım Türk Harp İş Sendikası'nı bir adım daha ileriye taşımak, daha iyi hizmet etmek, daha şeffaf koşullarda daha iyi hizmeti arkadaşlarımıza getirmek ve üst tarafta Ankara'da işçinin haklarını, emekçinin haklarını biraz daha iyi savunmak, işçi sınıfını bir adım öteye taşımak, demokrasi mücadelesinde, hak hukuk mücadelesinde bir adım ileriye gitmek, işçi sınıfının sorunlarını daha iyi, daha gür sesle dile getirmek, Türk Harp İş Sendikası'nın olması gerekenden bir adım daha ileriye taşımak olacak arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Seçimde de size başarılar diliyoruz. Diğer arkadaşlara da başarılar dilerim. İnşallah hepimiz için, vatanımız, milletimiz için, Türkiye Cumhuriyetimiz için, işçi sınıfı için hayırlara vesile olur inşallah. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili Devrim Web TV izleyicileri, Türk Harp İş Sendikası Çorlu Şubesi'nin 9. olan genel kongresi tamamlandı. Şu an seçim sonuçlarına göre Şerif Üçöz 46 oy aldı. Diğer rakibi de Adnan Yüksel 45 oy aldı. Başkanlığa seçilen Şerif Üçöz şimdi yanımızda. Kendisinin duygu ve düşüncelerini alacağız. Evet başkanım, hayırlısı olsun seçim sonuçlarınız. Teşekkür ederim. Katılan tüm arkadaşlara, tüm delege arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bir demokrasi yarışı. Tabii ki daha iyi çalışan kazanacak. Biz de Çanakkale, Gelibolu yaklaşık Trakya'nın tamamını gezdik bu seçimi kazanmak için. Kısmet böyle oldu, bir öyle oldu. Gönül isterdi ki daha farklı bir sonuç çıksın. Ama tabii ki delege arkadaşların takdiri bu. Mücadelemiz devam edecek. Sendikamız adına, işçilerin, emekçilerin adı altında mücadelemiz devam edecek. Biliyorsunuz son zamanlarda kıdem tazminatlarına el koymaya çalışıyorlar. İşsizlik fonunda biriken para işçilerin kontrolünden çıkıp tamamen devletin kontrolünde. Biz işsizlik fonunda biriken paranın da işçilerin kontrolünde olmasını istiyoruz. Aynı şekilde kıdem tazminatı yasası hazırlanıyor. Burada kıdem tazminatları elimizden alınmaya çalışıyor. İşçinin geleceğidir kıdem tazminatı. Biz buna kesinlikle izin verilmesine karşıyız. Kıdem tazminatları ile beraber belirli süreli iş sözleşmesi önümüze koymaya çalışıyor. Yine taşeronlaşma adı altında devletin yaptığı güzel çalışmalar var. Bu taşeronların kadroya alınmasının devletten daha çok genişletilmesini istiyoruz. İşçiler, emekçiler adına daha iyi güzel günler olması dileğimiz. Mücadelemiz işçi için, emekçi sınıfı için devam edecek. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki bir kaybeden olur, bir kazanan olur. Kazanan taraf biz olduk. Mutluyum. Destek veren bütün arkadaşlarımı gönülden kutluyorum.
Biz çok teşekkür ederiz ve yeni görevimizde size başarılar dileriz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar size de. Evet sevgili Devrim Web TV izleyicileri ve Devrim Gazetesi okuyucuları. Türk Harbi Sendikası'nın 9. olan genel kongresi tamamlandı. Biz de Devrim Web TV ve Devrim Gazetesi ailesi olarak yeni seçilen başkan Türk Harbi Sendikası Başkanı Şeref İçöz'e başarılar diliyoruz.